Sakin ile beraber sizlere tüm gelişmeleri Parasal'da bir saat boyunca aktarıyor olacağız. ABD'de federal savcılar Halkbank'a iddianame hazırladı. Borsa İstanbul banka hisselerinde geçici olarak açığa satış yasağı getirdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'ye geliyor. Pence yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Gündem ise Suriye olacak. IMF Türkiye ve küresel ekonomi tahminlerinde de revizeye gitti. TÜİK saat 10'da Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak. Dolu bir program bizi bekliyor. Sizden gelen soruları da Emre Hocam'la paylaşıyor olacağım. Ben Nazlı Bolak diyelim ve Parasal'ı başlatalım. Hocam günaydın. Günün aslında bu sabah uyandığımız haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz diyerek böyle geniş bir soruyla programa başlayalım. Ya biz geç yattığımız için geceden öğrendik birçok konuyu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'la devletin organları arasında bazen koordinasyon var, bazen kopukluk var. Şimdi normalde yasama, yürütme, yargı birbirinden bağımsızdır. Bir de bu dördüncü kuvvet medya derler, değil mi? Fakat Amerika Birleşik Devletleri bunu bazen gerçekten demokratik olarak göstermekte. Yani yasama, yürütme, yargı ve medya birbirine ayrı gibi gitmekte. Bazen de bu konuda olduğu gibi hiç böyle bir güçler ayrılığı olmadan talimat almışçasına bir noktaya doğru her yerden saldırmakta. Medya saldırıyor, yasama saldırıyor, yürütme saldırıyor, yargı saldırıyor. En son yargı saldırdı. Zaten bekliyorduk bunu. Şimdi artık şunu anlamamız lazım ki dünyada devlet yönetimlerinde radikal bir değişiklik var. Demokrasi ta 19. yüzyılda konuşmaya başlanıp da aslında doğru düzgün bir şekilde 20. yüzyılın şöyle diyeyim ilk 30 yılında oturmaya başladığında ki tam da oturmamıştı. Biz bunu kurtarıcı olarak ilan ettik. Yani demokrasi her şeye rağmen halkın gücünü, halkın oylarıyla halkın seçtiği kişileri sınırlı bir zaman içerisinde getirmeye yönelik bir rejim. En doğru da rejim bu. Antik Yunan'da da denenmiş ama tam hani bugünkü tarzıyla değil. Bugün baktığımızda bazı insanların dünyada sadece o koltuğa oturabilmek için kullandığı bir şey haline gelmiş. Kardeşim ben de çoğunluğun diyor oyu var. Çoğunluk bana diyor rey vermiş. Ben her altı yaparım. Hatta bir süre sonra madem çoğunluğa gerek var, o zaman çoğunluğu sağlayacak başka işlere de girişebilirim. Dini unsurlara yüklenirim. İşte evangelistlerde olduğu gibi evet. Olmadı diyor. Bir anda diyor aşırı milliyetçi olurum. Fark etmez. Yeter ki diyor beni orada oturtacak olan politikayı uygulayayım. O yüzden rahmetli babamın hep dediği bir şey var diyor. Ya politika ne derdi onu söyleyeyim. Politika bir içeriğe sahip olmalı. Herkes şunu diyor. Çalma çırpma. İnsanlara eziyet etme. Barış olsun. Bunu diyor herkes söylüyor derdi. Önemli olan diyor doktrin de. Siyasetin doktrini kalmadı. İçi bomboş şu an. İçi bomboş siyaset yapılıyor. Trump ve Boris Johnson içi boş siyasetin en güzide iki örnekleri. Yani sağcı mısın, solcu musun, sosyal demokrat mısın, milliyetçi misin, hatta faşist misin? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir gün öyleler, bir gün böyleler. Eskiden İngiltere'de, Türkiye'de yani demokrasiyi erken, diğer ülkelere göre erken benimsemiş olan ülkelerde bu kişilerle dalga geçilirdi. Bir gün derdi ki ben muhafazakarım canım her zaman muhafazakardım. 3 sene sonra adam ne demek canım ben liberaldim her zaman falan de. Bu tip insanlar alay konusu olurdu. Bugün liderler bir sabah kalkıyor liberal. Ertesi gün dinci. Dindar da değil yani. Bir sonraki gün aşırı milliyetçi. Ondan sonraki gün sosyal demokrat. Ya anlamıyorsunuz ya ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyor. Bu bir kavram karmaşası. Yani siyasette eğitimli insanlar yok. Yani siyasetin terbiyesinden geçmiş olan kişilerin önemli bir kısmı da öyle başkanlık gibi makamlara da gelmek istemiyor. Partisinde emek vermek istiyor.
Yani siyasete emek vermek istiyorum. Şimdi son durumda ortaya çıkan duruma bakın. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi dostumdur. Bizim Türkiye ile savaşma niyetimiz yok. Değil mi? Evet. Vesaire vesaire. Cart oradan birkaç tane bakana ondan sonra yaptırım. Ondan Halk Bankası davası hemen bir daha alevleniyor. Sonra tehdit Türkiye ediyor. Sonra tekrardan bizim ondan dostumuz sonra, olduğunu söylüyor. Şimdi de şey diyor ki Amerikan Savunma Bakanlığı bu diyor yaptırımlardan diyor Türkiye ile Amerika arasındaki diyor savunma harcamalarını etkilenmemesi için diyor şey vereceğiz diyor. Öneri vereceğiz diyor. Hayda. Yani yaptırım uyguluyorlar ama silah ve mühimmatla alakalı diyor aman diyor buna engelleme gelmesin. İyi be kardeşim peki siz bu yaptırımı niye uyguluyorsunuz? Anlamadım ki. Yani oradan tabii silah lobileri çok güçlü. Diyorlar ki ya arkadaş ne yapıyorsun biz Türkiye'ye diyor. Mal satıp para kazanıyorduk. Neyin yaptırımı? Zaten teröristlere de satmadık mı bunları diyor. Meşru bir devlete satmamak ne demek diyor. Yani teröristlere diyor veriyoruz bunları diyor. Dünyanın diyor her köşesine bunları gönderiyoruz. Bu bir diyor rekabet olmadı. Ruslar dolduruyor bu alanı zaten. Sizin diyor bu sakar politikanız yüzünden diyor. Biz diyor işimizden mi olacağız diyor. Adamlar da öyle bir müracaatta bulunuyorlar. Bunun üzerine Savunma Bakanlığı tutuşuyor. Pentagon daha doğrusu. Diyor ki aman diyor bu diyor aradaki diyor sürtüşmeden diyor savunma sanayi ticareti etkilenmemesi için diyor özel bir diyor talepte bulunacağız diyor. Hayda. Yani normal sade vatandaşın anlayabileceği şekilde söyleyeyim. Kafaya takmayın. Çünkü menfaat bulamacı içinde devam ediyor bu. Ankara'da bu bulamacı çok iyi görüyor. O yüzden de adımlarını gayet seri ve sert atıyor. Evet. Çünkü karşı taraf tutarsız ve düzeysiz. Fransa düzeysiz. Zaten Macron hakim değil ülkeye. Bunu zannetmeyin bir şövenizmle bak ne kadar kötü yönetiyorlar diye anlamayın. Macron lider olarak Fransızlar gibi kabiliyetli, bilime, sanata önem veren, değil mi? Ondan sonra çeşitli yeniliklerin öncüsü olmuş, iyi bir ulustur Fransızlar. Ama Macron hakim değil. İngilizler, tamam yapılan fenalıklar, o kolonileşme faaliyetlerini bir kenara bırakıyorum. Normal İngiliz vatandaşı da iyi çalışan, çok çalışan, bilime, sanata saygısı olan, kendine göre bir duruşu olan, spor, değil mi? Sporu ve sanatı bir şiar edinmiş evet. Bir ulus. Ama Boris Johnson gibi başbakan da olmuyor yani. Almanlara dönelim. Değil mi? Son derece çalışkan, tarihinde bazı tuhaflıklar olan ama böyle hezeyanlar olmasa normalde yaptıklarıyla, ettikleriyle dünyaya imza atan tasarımlarıyla bir ulus. Ama Merkel'le de olmuyor son zamanlarda. Yunanlılar, bakmayın savaştık. Onlar da kötü insanlardı. Oturun konuşun bir sürü şey bulursunuz aranızda ortak özellik. Olmuyor işte şimdi kim başbakan herkesin kafası karıştı yani. İsmini bile unuttuk. Yani. Şimdi böyle bir liderlerin zafiyet içerisinde olduğu kendileri de bizzat zaten çok zayıf insanlarken zaten sonucu başka türlü bekleme. Trump'tan şimdi Amerikan başkanı mı olur? Biz kimleri gördük ya? Ronald Reagan'ı gördük değil mi? En kötü Bill Clinton'ı gördük ya. George Bush bile bundan iyiydi. Hiç olmazsa adamın kendine göre bir duruşu vardı. Ben ne dedim? Bu Trump hayatta güvenilmez dedim. Evet. Zaten ortaya çıkıyor. Şimdi dönelim Putin'e. Ya adam bir devlet başkanı oluyor, bir başbakan oluyor. Yer değiştiriyorlar sürekli. Ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapılması planlanıyor. Rusya'ya davet etti. Putin'e de güven olmaz. Zaten hiç güven olmaz. Adamın niyeti belli yani zaten. Hani adam diyor ki ben Rusya'nın menfaatini düşünüyorum diye yola çıktı. Kendi megalo ideasını yani megalomanlığını ondan sonra tatmin etmeye çalışıyor. Düşünsene bir insanın davranışları zaten liderliği hakkında şey verir. Şimdi adam normalde kaç yaşında değil mi? 40 yaşında gibi duruyor. Demek ki işte estetik ameliyatlar, yüz düzeltmeleri bilmem ne yani. Sürekli acayip fotoğraflar,
Değil mi? Böyle liderini, güçlülüğünü, değil mi ki adamın takıntısı var. Takıntılı adamlar bunlar. Şimdi bu bakıldığında kocaman coğrafya içerisinde gerçekten başımız belada. İran'a hiç gitmiyorum. Zaten tasvip edebileceğim bir rejim değil. Tuhaf bir yer orası. Ne yapacağız biz? O yüzden vatandaşa diyorum ki siz yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuza dua edin. Çünkü tarihimiz düzgündür bizim. Bizim ordumuzun askerleri kimseye eziyet etmez. Kimseye kötülük etmez. Düşmanına çok düşmandır. Onun hakkından gelir ama dostunu baş tacı eder. Aynen Japonya'da Bushido vardır samurayların. Ondan da üst mertebede hayata saygısı olan. Tamam mı? Ama savaşırken de bütün insanlık kalitelerini en üst seviyeye çıkaran bir ordudur. Ben buna bakarım. Yok efendim Halk Bankası'na dava açmışlar. Oradan 3 tane bakanımıza işte yaptırımı uyguluyorlar. Zamanlaması bu haberin ya yayınlandığı zamanlama ya, hocam. Yanlış anlamayın. Şimdi sizin de bu hassas konunuz olduğunu biliyorum tabii, bu tabii, konularda. Tabii. Hocam aynı zamanda Gökay'dan da mesajlar geliyor. O yüzden sürekli de ekrana bakıyorum. Gün içi işlemlerdeki satış yine gün içinde yerine konulduğunda açığa satış olarak değerlendirilmiyordu. Şimdi bu işlemler de bu kapsama girmiş olmuş yani, bununla şimdi, diye bir açıklaması var. 1979'dan sonra doğan arkadaşlar için bu yeni haber, benim için değil. Şimdi sıkı durun. 2001 ekonomik krizinde aynısını yaptık. Açığa satış yasağı getirdik. Öyle vay diye ayağa kalkanlar bilsin ki 2001 yılında 57. hükümet zamanında ekonomik kriz yaşadığımızda yine başta bankalar olmak üzere hisse senetlerine açığa satış yasağı getirilmişti. Oluyor bunlar. Ve bunların iki var. Peki buradan zamanlamaya nasıl bak? İtirazım şu. Evet. Force majeur zamanlar için konmuş olan kurallar tehlike geçince kaldırılır. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla 2001 yılında saygıdeğer Başkan Osman Birsen'in öncülüğüyle yapılan bu kararı Osman Bey basiretli bir yönetici olarak tehlike geçtiği andan itibaren kaldırttı. Buna itiraz eden oldu. Ve Osman Bey dedi ki rasyonel olun arkadaşlar, mantıklı olun. Tehlike geçti, bitti, ekonomi rayına giriyor. Artık bu şeye gerek yok. Bu force majeur kurallara gerek yok dedi. Yani zor günler için konmuş olan kuralları günler iyileştiği zaman, güzel günlere geldiği zaman kaldırmamız gerekiyor. Yoksa başımıza bu ÖTV gibi şeyler gelir. Hani deprem vergisi diye kondu, bir daha kalkmadı bunlar. ÖTV depremden önce de vardı ama deprem sayesinde daha da çeşitlendi. Evet. Dolayısıyla tehlikeler geçince vatandaşın sırtından yükü, piyasanın da efendim önündeki engeli kaldırmak lazım. Açığa alış da olacak, açığa satış da olacak. Bunun kuralları orada yazılı zaten. Zaten kanuna aykırı işlem olmuyor. Ama fırsattan istifade, şu durumun oluşturduğu zafiyeti kullanmak isteyenler olabilir. Ona da müsaade etmeyeceğini söylemiş düzenleyici otorite. Buna sakın böyle şaşırıp aa bu da nereden çıktı demeyin. Baştan tekrar ediyorum. 2001 ekonomik krizinde bunun aynısı uygulandı. Hafızaları tazeleyelim, geri dönüp bakalım. O yüzden yani bu yeni bir şey değil. Onun da altını çizmek istiyorum. Hocam tüm bunlar olurken bir de Suriye konusunu konuşmak üzere. Tabii. Amerika'dan işte Pompeo geliyor, Pence geliyor ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önemli bir görüşme gerçekleşecek. Size de yayın öncesi söylüyordum, keşke konuşma fırsatımız olabilse kendileriyle. Çünkü gerçekten çok merak ediliyor. Gerek yok, bir şey söyleyecek bir adam değil bu. Bu bir evangelistlerin ortaya çıkardığı bir figür. Trump'tan sonra da kaybolup gidecek. Hatırlayan olmayacak. Çok net. Trump'ın görevden alınması için yanıp tutuştu içten içe. Çünkü kanuna göre Amerika'nın başkanı eğer azledilirse başkan yardımcısı görev sonuna kadar devam ediyor. Kendini yani bu şekilde bir şartlamıştı. Olmadı. Zaten Trump birçok kez söyledi. Bana bakın, beni azlederseniz başınıza gelecek belayı biliyor musunuz dedi. Öyle tweetler var ki ima ettiği kişinin kim olduğu belli. Şimdi hangi yüzle buraya geliyor diye soranlar oldu dün.
Ben de onlara döndüm. Şunu anlattım. Efendim, düşman ordusu Polatlı'ya yaklaşırken Kurtuluş Savaşı'nda bazı meybuslar, Ankara Meclisi'ndeki ilk meclisimizin meybusları doğuya kaçmışlar. Uzağa. Hı hı. Çok hiddetlenmiş Mustafa Kemal Paşa. Demiş ki bundan hangi yüzle geri gelecekler? İsmet Paşa da demiş ki hangi yüzle kaçtılarsa o yüzle geri gelecekler paşam demiş. Bazı insanlarda yüz yoktur. Yüzsüz demeyeceğim sert olmasın diye. Bunda da yüz yok. Bütün her şeyin arkasında bunlar var. Ama geliyor hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Siyaset bu hale geldi. Utanma yok yani. Utanma çizgisini aşmış insanlardan her zaman korkacaksınız. Ve her zaman bir B planınız olacak. Korkacaksınız derken korkup kaçmak anlamında. Hazırlıklı olacaksınız. Her zaman. Çünkü bunlar utanma çizgisini aşmışlar. Utanma çizgisi bilerek ve bilmeyerek aşılabilir. Hı hı. Mesela utanma çizgisi bağnazlıkla aşılabilir. Davasına o kadar inanmış ki davanın yanlışlığını göremiyor mesela. Böyle bir adam olabilir. Veyahut da ahlaksızlık artık dibe vurmuştur. Hiçbir şey umurunda değildir. Bu da tehlikelidir. Dolayısıyla bu tip insanlarla konuşurken hep hazırlıklı olacaksınız. Dolayısıyla, 13 Kasım öncesi hazırlık toplantısı gibi görebilir miyiz? Şimdi bir çünkü enayilik, siz dün yazınızda söylediniz hocam. Yaptırımın yaptırımı başlığı bence çok dikkat çekiciydi. Şimdi bu yaptırımın etkilerini dün konuşuyorduk yayında. Şimdi sırayla konular teker teker başka yerlerden yaptırımın dışında yine bizi birinci derecede ekonomimizi etkileyen şekilde haber akışı yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle diyeyim, çok net. Bu hazırlanan yaptırım dizisi kongrenin hazırladığından çok daha yumuşak. Çünkü kongrede anlatayım size, insanlar oraya oturabilmek için belli kesimlerin oylarına ihtiyaç duyuyorlar. Ve bunlarla ilgili parasal yardım görüyorlar. Öyle parti yardımı bilmem ne falan, onlar çok zor. Ha, bağışın bir sınırı var ama ne kadar çok bağış toplarsanız kampanyanız o kadar güçlü oluyor. Amerikan hukuk sistemi ve Amerikan siyaset sistemi bizimkinden çok farklı. Yani evet. Mesela başsavcı oylarla seçiliyor. Bizde savcı atanıyor. Orada oyla seçiliyor. Yani vatandaşın oylarıyla seçilir. Vali vatandaşın oylarıyla seçilir. Belediye başkanı zaten oylarla seçiliyor. Dolayısıyla oy verenlerin gönlüne hitap etmek için bir şeyler yapıyor olmanız lazım. Bir de medyanın dümen suyunda gitmeniz lazım. Çünkü medyayı karşınıza aldınız mı eyvah. Dolayısıyla oradaki siyasetçilerin önemli bir kısmı bir dönem daha oturabilmek için, çünkü onlar iki dönem biliyorsunuz. İki ara dönem oluyor seçimde. Evet. O iki işte ara dönemde seçilmek ihtimali olan ya da olmayanların da bu uğurda oy verenleri tatmin etmek için medyanın dümen suyunda ama bazı lobilerin de lehine konuşuyor olması gerekiyor. O yüzden kongrenin hazırladığı mektup daha sertti. Trump onu biraz yumuşattı, idare etti. Özellikle ilerideki yıllarda Trump tarih sahnesinden çekilince aslında bu meseleyi çözmek için ne kadar çaresizce uğraştığını göreceğiz zaten. O kadar da kızmayacağız sonra. Çünkü adamda sonuçta bir basiret var vesaire falan. İş adamı. Bakınca Obama'nın yaptığı yanlışların hepsini görüyor. Bu Obama'yı da böyle yere göğe sığdıramayanların bilmediği bir şey var. Ya Obama hakikaten Amerika'nın başkansız bile yöneteceğini gösterenlerden. Trump hiç olmazsa part-time yapıyor. Obama hiçbir şey yapmadı. Orta Doğu'yu karıştırdı. Berbat etti her şeyi. Dolayısıyla şu an Obama'nın berbat ettiklerini düzeltmek için var gücüyle uğraşıyor. Allah yardımcısı olsun. Ama çok da seviyesi bir adam değil Trump yani. Mike Pence de değildi. Dolayısıyla bu yaptırım listesi Türkiye'ye bir şey yapmaz. Halk Bankası ile ilgili davayı da demokrasinin kılıcı gibi kullanmaya çalışacaklar. Başka şeyler de olacak ama Amerika'nın içindeki farklı menfaatler ise Türkiye'den bu kadar uzaklaşmayı kabul etmeyecek. Nitekim Pentagon bastırıyor. Biz silah satışına devam etmek istiyoruz. Kusura bakmayın. O yüzden yaptırımlardan bunu çıkaracaksınız. Deyiverdi. Bakın işte demin geldi haberi. Hocam kısa bir reklam aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra parasal devam ediyor.
yolu PPK sistemiyle ev sahibi olan Sunu Hanımlara hayırlı olsuna geldi. Nasıl? Kolay aldınız mı evinizi? Tamamen kendi bütçemize göre taksitlerimizi ayarladık ve en önemlisi faizsiz, peşinatsız ve kredisiz kendi evimizi aldık Zahide Hanım. Hadi siz de Fuzul Evi'nin PPK sistemine dahil olun. Kolayca ev sahibi olun. Sonra bana siz de dua edersiniz. Hemen 444-6313'ü arayın ya da fuzulev.com'a girin. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Emre Aykin ile beraber bir saat boyunca Parasal'ın ilk bölümünde karşınızdayız ve devam ediyoruz programımıza. Hocam, biraz önce reklam arasında da size söyledim, bir izleyicimizden bir soru geldi. Bu yaptırımların bize çok etkisi olmayacak dediniz ama diyor izleyicimiz, dolar neden yükselişte? Şey mi diyor, %0.001 artışım için mi söylüyor? Evet, şu an için. 1 milyar doları falan var herhalde. Alınmasın. Şunu söylüyorum. Bu bir şey değil ki. Bunu zaten gördük. Bu yükseliş mi şimdi ya? Bak düştü. Battı. Evet. Ya ne olur. Şimdi bazı haber ajansları var. Bazı ekonomi kanalları var. Gün içerisinde 7 kere şu değişikliği yapıyorlar. Dolar şiddetli yükseldi. Dolar şiddetli düştü. Dolar şiddetli yükseldi. Ya tıklatmak için bunları yapmayalım artık ya. Gerçekten. Bunlar şeyi de yatırımcının da kafasını karıştırıyor. Vatandaşı da paniğe ya da aceleciliğe sevk ediyor. Bir şey olduğu yok arkadaşlar. Bu kadar işte. Sabah 5.92 ile uyandık, şimdi onun da altındayız. Normal bunlar. Bunlar hep beklenen hareketler. Beklenmedik bir şey olursa gel konuşalım. Türkiye'de döviz alanlar aldı zaten bugüne kadar. Evet. Öyle de yüksek seviyelerden aldılar ki buralar onları kesmez. Yani satış bekleyenler için söylüyorum. Ama yükselmiyor da. Hakikaten borcu harcı olup da döviz almak isteyenlerin de parası yok. Bu kadar net. Yani dolayısıyla bu döviz kurunun yükselmesi için toptan büyük bir paniğin çıkması lazım. O da yok. Dolayısıyla meseleyi böyle değerlendirelim. Yani gerçekçi bakalım işlere. Şu an tüm bu yaşananları panik yaratacak bir durum olmadığını söylüyorsunuz. Bu da dolardaki hareketliliğine normal karşılıyorsunuz. Olsa olurdu diyorum. Olsa olurdu. Evet. Ama dün diye evvelsi günkü tuhaf satışın bence soruşturulması gerekir. Ben SPK'ya buradan çağrı yapıyorum. Bu iş nasıl oldu? Kimler sattı? Niye sattı? Ertesi gün ortaya çıkan yaptırım kararlarında bir şey yoktu. Hop, Halk Bankası ile ilgili dava. Bunlar nasıl oluyor? Hocam, hatırlatma amacıyla isterseniz bir daha değerli izleyicilerimize. Efendim, pazartesi akşamı Trump elinde bir yaptırım evrakıyla çıkıverdi ortaya. Ama bundan saatler önce de borsaya çok ciddi bir satış geldi. %5 falan. Evet. Banka hisseleri yerle eksan oldu. Akşamı kapattık borsayı. İyi dedik. Bugünü böyle atlattık. Ondan sonra akşamında Trump'ın yaptırım kararı çıktı. Baktık bir şey yok. Ertesi gün borsa yükseliverdi. Ben de sordum dün. Trump'ın bir yaptırım evrakı hazırladığını kim nereden öğrendi? Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Bu Halk Bankası ile ilgili işin bir anda ortaya çıkmasını kim biliyordu? Çünkü belli ki koordineli hareket ediyorlar. Yani Amerika'da yasama, yürütme, yargı, medya beraber hareket ediyor şu an. Çok zor bir şey bu. Ben de diyorum ki kimler sattı banka hisselerini? Sonra bunlara açığa satış yasağı geldi. Hemen düzenleyici otorite detayına bakmış, işin bir tuhaflık olduğunu anlamış. Bunları engellemiş. Çünkü bir tuhaflık olduğu belli. Çok ciddi açığa satış yapılmış. Ertesi günde kenara konup bedavadan para kazanmış insanlar. Kim bunları yaptı? Ve niye yaptı? Soruştursunlar bakalım. Ne cevap vereceklermiş bunlar? Enteresan bir şey olacak. Yani nereden öğrendi insanlar böyle bir yaptırım evrakının çıkacağını vesaire. Bunlar çok çok önemli. Bakalım bizi bu sorular kime, nereye, hangi şeylere götürecek? Hangi gruplara götürecek? Çok önemli bir konu hocam. Evet. Dün yayında bu sırada size bir mesaj geldi. Biz de bununla ilgili zaten bütün gün boyunca haberlerini de döndürdük.
Tamam, tekrardan hatırlatalım değerli izleyicilerimize. Dün bizi yayındayken Emre Hocam'a bir mesaj geliyor. Gelen mesajda da hepimizin beklediği 20 yılın üzerinde otomotiv sektörünün sektörüne gelecek olan ve uzun süredir konuşulan bir yatırımdan bahsediliyordu. Volkswagen. Evet, Volkswagen'den bahsediliyordu. Tam biz ABD yaptırımlarını konuşurken Emre Hocam'a bir mesaj geliyor. O mesajda da yatırımın ne kadar olacağını ve planının açıklanmasının erteleneceği bilgisi geliyor. Hocam inşallah doğru değildir dediniz ama doğru olduğu doğru da biz yayından çıktıktan sonra öğrendik ki doğruymuş. Olacak bunlar. Ama şimdi şöyle iki kararı bir yani öyle Alman hükümetinden emir aldı da öyle yaptı demek bence biraz hani kestirmecilik olur, öyle değil. Yani çünkü Volkswagen halka açık bir kuruluş, aynı zamanda hissedarları var. Efendim idare kurulu var vesaire. Bütün bunları topladığınızda bu Kuzey Irak'taki operasyonun ve bu operasyonla alakalı ortaya çıkan olumsuz tepkilerin nereye varacağını bir görmek istemişlerdir. Şimdi bak, akıllı insanlar kağıt üzerinde yaptıkları ve sahada yaptıklarını incelerler. Saha incelemelerini birbirine birleştirirler ve derler ki tamam, burada yatırım yapılabilir, şu açıdan uygundur, işte limana yakındır vesaire. Şimdi bunun bir tane hadiseyle ters yüz olması çok olası değil. Hocam riskler yazılırken zaten kararı vermişler. Yani evet, yani bunu da göz önüne almışlar. Bulgaristan'a gitmekten daha iyidir. Zaten Türk hükümeti de otomotiv sanayiyle alakalı birçok teşviği hazırlamıştır vesaire. Dolayısıyla buraya gelmek iyidir. Bize sözler verilmiştir. Yani Bulgaristan'dan daha fazla şey sunulmuştur. Önümüzde de bir tane liman vardır. Limanın da gücü belli. Yeter yani bunlar. Ama hemen böyle bir olay oldu diye de bunu ertelemezler. İptal etmezler yani. Ama değerlendirirler. Bakalım iş nereye varıyor. O yüzden bu kararı da illa vay işte gördün mü işte Alman hükümeti talimat verdi. Nereye talimat veriyor Alman hükümeti? Öyle bir şey yok yani. Koordineli çalıştıkları oluyor dev firmaları, dünya devlerinin tabii hükümetlerle, ama bu konu başka bir konu. O yüzden bunu onunla karıştırmayalım. Benim düşüncem o yani. Bu da çok önemli bir bilgilendirme. Bu arada hocam saat 10'da konut satış istatistikleri açıklanıyor. Her gün saat 10'da bir eğlencemiz var. Her gün saat 10'da bir açıklamayla programımızı burada canlı canlı değerli izleyicilerimizle geçiriyoruz. Diyelim ve isterseniz bu rakamlar açıklanana kadar IMF'nin revizelerinden biraz bahsedelim. IMF tahminlerini, Türkiye tahminlerini revize etti. Türkiye'nin 2019 yılı büyüme tahminini -2.5'tan -2.5'ten %0.2'ye yükseltti. Burada 2020 yılı büyüme tahminini de yer veriyoruz. %2.5'ten %3'e yükseltti. Yani burada ne demek istiyor IMF? Türkiye ekonomisindeki canlanma, evet, büyüme rakamlarına da yansıyacak mı demek istiyor? Şimdi efendim, ya gülmeyeyim de ne yapayım ben? Yani Nisan ayında. Evet, Nisan ayında. Bunu çıkan dediği zaman evet. Yani -2.5, ya olmaz öyle şey dedim ben. Allah'ım neler dendi neler. Ki daha o zaman biz sizinle yayına başlamamıştık. Evet. Sonra dedim ki bakın %0 olabilir. Hatta artı bile olabilir ama ufak. Bunu neye göre söylüyorsun arkadaşlar? Daha önceki tecrübelerim, 50 yaşındayız diyoruz. Az değil. Daha evvel 94'ü gördüm, 2001'i gördüm, 2008'i gördüm vesaire. Bunun bu şiddette bir şey olmadığını, Türkiye ekonomisinin ciddi sıkıntıları olduğunu ama bunların yapısallaştığını, dolayısıyla bir şekilde hem tüketicinin hem de iş insanının bunlara alıştığını, adapte olduğunu, bunun yine de tehlikeli bir şey olmasına rağmen ekonomi o kadar çökercek bir şey olmadığını söyledim. Artı o zaman yani 1994, 2001 ve 2008'e göre dışarıyla bağlantımız çok daha fazla. İnsanların burada çok fazla menfaati var. Dolayısıyla IMF'nin ve Dünya Bankası'nın ve OECD'nin çok aceleci yorumlar yaptığını söyledim. Çünkü Nisan ayında siz bunu açıkladığınızda -2.5, bir yabancı yatırımcı olarak düşünün. Vay Türkiye'ye bak ya, -2.5 geriye gidecek. Yatırım yapar mısınız ya burada? Yapmazsınız. Şimdi niye revize ediyorsun? Ayıp değil mi? Yani bizi önden yüklemeli bir negatiflikle itham ediyorlar. Sonra diyorlar ki ya affedersiniz bunu düzeltin. Ya -2.5'la 0.2 arasındaki farkı görüyor musun? Korkunç bir fark bu. Evet. İnsan utanır.
Neyse. Artı bir de yanlış değerlendirme yapmışlar. Dün Twitter'da, sosyal medyada sizin gibi televizyonda program yapan kıymetli bir hanımefendiyle tartıştık demeyeceğim ama karşılıklı görüş paylaştık. Hı hı. YEP'te belirtilen %0 cari açığı oluşturacağımıza dair IMF rapor hazırlamış. Hayatımda gördüğüm en baştan sağma rapor. Çünkü 2019 yılındaki düzelmeyi yapısal bir düzelme olarak görmüş. Arkadaş, büyüme %0.2 ya. İthalat yapmıyoruz ki. Ondan dolayı oluyor bu. Stoktaki malı eritiyoruz. Daha hafta sonu boya ve ham maddeleri sektörüyle toplantıdaydım. İthal girdi oranları %60. Neden bahsediyorsunuz? O yüzden IMF raporu her ne kadar Türkiye ile ilgili söylediği şeyleri, kusura bakmayın ben yanlış ve hatalı öngörmüşüm diye düzeltse de süper hatalı raporlar yayınlıyorlar. Baştan sağma çala kalem. Ya 2019'da Türkiye ekonomisi %0'a yakın büyüyecek. Böyle bir büyümede zaten cari açık olur mu? Olmaz. Sen bunu düzelme diye lanse edip YEP'te belirtilen %0'lık hedefe kavuşacağımızı nasıl iddia edersin? Edemezsin. Zaten diyor ki 2019 için diyor cari açık vardı diyor bizim diyor ama cari fazla verecek dedik Türkiye. Çünkü %-2.5 demiştik. Evet. Şimdi %0 büyüme olduğu için en azından bir büyüme var %0.2. Hemen eksi cari %0. Fazladan cari açık yorumuna geçmiş. Evet. Demiş ki milli gelirin %0.6'sı kadar olur. Bu doğru. Ama sen bunu böyle diyorsun içeride başka şey anlatıyorsun. 2020 içinde diyor. Eskiden diyor daha düşük bir büyüme hızı belirlemiştik. Ama şimdi diyor daha büyük bir büyüme hızı olacağı için diyor %1 cari açık verecek. Yani milli gelirin %1'i kadar cari açık verecek diyor Türkiye. Bu doğru ama bunu böyle yazıyorsun içeriye niye yanlış yazıyorsun? Yönetmeninden rica ediyorum bir önceki şeye dönelim. Bir tamam. Yanlışlarını daha söyleyeceğim. Diyor ki 2019 ile enflasyon tahmini 17.5'muş. Bu da yanlıştı. Şimdi diyor 15.7 ya el insaf. Ya gidişat belli. Sen nasıl 15.7'yi indiriyorsun? Zaten 2 ay kaldı burada. Değil mi? Yani daha doğrusu 3. Ekim, Kasım, Aralık açıklanacak. E biz görüyoruz 12.2 ile 11.8 arasında olacak. Sen hala yanlış öngörüde bulunuyorsun 15.7. Neye göre söylüyorsun bunu? Yani baştan aşağı yanlışlar var. Tek doğruları şu. Büyüme hızını yanlış hesap ettiler. Şimdi düzelttiler. İkincisi dünya ekonomisiyle alakalı. Olumlu değil de olumsuz yorum yapmışlar. Tek düzelttikleri yer neresi biliyor musunuz? Koca raporda her yer kötüye gidiyor. Bir tek Türkiye'yi düzeltmişler. Bir kendilerine çeki düzen versinler. Ben uzun zamandır şunu diyorum. IMF'nin saha ziyaretlerine gidenlerle IMF'nin ekonomik araştırmalarında içeride oturanların raporları birbiriyle uyuşmuyor. Ve ben bunu 2000 yılının başından beri görüyorum. Hatta bugün büyük holdinglerde yöneticiliğe geçmiş, IMF'de çalışmış eski Türk yöneticiler var. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Staff raporları yani IMF'nin içinde genel merkezde yer alan kişilerin hazırladığı ekonomik raporlarla sahaya inip birebir konuşanların raporları birbirlerinden farklı. İşte Carlo Cottarelli vardı hatırlarsınız evet. Vesaire. Hepsini beraber çalıştık onlarla. Ya onlar da aynı şeyi söylüyorlardı. Ya tuhaf diyor. Biz burada başka şey söylüyoruz. Onlar başka şey yazıyordu. Dolayısıyla bu da çeşitli ülkelerde yaptıkları araştırmaların sonucu mecburen düzelttikleri rakamları içeriyor. Ama Türkiye ile alakalı fevkalade hatalı ve yatırımcıları olumsuz şekilde yanlış yönlendirecek öngörülerde bulundular. Yani hocam bununla ilgili birçok sorum olacak bu size. Bu bence iyi değil. Ama isterseniz şu rakamlar açıklanmışken tamam. Hemen hazır. Efendim konut satış istatistikleri Eylül ayının açıklandı. Türkiye'deki 2019 Eylül ayında 146.903 konut satıldı.
2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 oranında artış oldu ve 146.903 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul en yüksek paya sahip oluyor. Hocam bu artışın neye göre değerlendirmek doğru olur? Normal bunlar oluyor. Yabancılara satışını artmış mı onu tam duyamadım. Şimdi aşağı doğru iniyordum. Yabancılar 2019 yılı Eylül ayında 4.177 konut satışı gerçekleşiyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre %25,6 azalıyor. Bunlar normal yani daha toparlanması uzun sürecek. O yüzden dünkü işsizlik rakamlarına hemen buradan bir bağlantı yapayım. Şimdi Türkiye'de konut inşaatı ve Türkiye'de bina inşaatı ciddi bir istihdam bahsediyor. Yani çalışmak isteyen bir nüfus var. Bu çalışmak isteyen nüfusun çok eğitimli olmayan tarafı inşaatlarda çalışıyordu. Şimdi bu dalgalanma otomatik olarak işsizlik yaratırken diğer taraftan da konut satışlarını tabii olumsuz yönde etkiledi. Çünkü yaprak kımıldamıyor. Hı hı. İşsizliğin çok yüksek olduğu yerlerde zaten bir şey satmak çok mümkün değil. Dün bir yanlış yaptım. Özür dileyerek düzelttim. Çünkü siz istihdam rakamlarını okuyordunuz. İşsizliğiz, evet. İstihdam rakamının içerisine meğerse istihdamın azalması diye bir cümle koymuşlar. Yani olumsuz söylememek için hani işsizliğin artması değil de istihdamın azalması diye. Ben onu artması diye anlamışım. Bir mutlu oldum, bir mutlu oldum. Sonra bir seyircimiz Allah razı olsun. Dedi ki hoca dedi senin mutluluğunu anladım ama tam iyi duymamışsın dedi. Çünkü ben rakamları görememiştim, siz okuyordunuz. Onu ben sizin okuduğunuzu yanlış anlamışım. Çünkü hep iyi şeyler duymak istiyorum ya. Meğerse 1 milyon kişi yani istihdamda azalmış. Evet. Şimdi böyle sertlikte bir istihdam azalması ve işsizlik olursa kimse ne konut alır ne araba alır. Yok insanların cebinde para yok. Yani dolayısıyla konut datasında da bu olumsuzluk çok normal. Bunları normal karşılamak lazım. Yani hem işsizlik artıyor hem çalışmak isteyen nüfusta azalış var. Ve dün de söyledim gençler çalışmak istemiyorlar. Evet. Dün akşam saatlerinde çok kıymetli bir onu hanımefendiyle telefonda konuşuyoruz. O da iş güç sahibi diyor ki ya Emre Bey diyor insanlar diyor çalışmak gençler çalışmak istemiyor artık diyor. Yani bizim bildiğimiz konvansiyonel sektörler diyor. Yani ihtiyari bilerek işsiz kalıyorlar. Çok enteresan bir tespit bu. Ama bu evleri kime satacağız? Benim yaşımdakileri satmayacağız. Gençler çalışacaklar, para kazanacaklar. İlk önce bir 1+1 satın alacaklar. Evlenirlerse 2+1'e geçecekler. Değil mi? Bunların böyle olması lazım. Doğru. Yok ki öyle bir şey de ki. Herkes diyor ki aman dur evlenmeyi de bir kenara bırak. Şimdi nereden diyor 2 akayı bir araya getireceğiz de diyor. Ha, belki diyor hem kadın hem erkek çalışınca maaş birleşir de 2 ücret birleşir. O zaman öyle yaşarız diye düşünen var falan. Zor, hayat zorlaştı Türkiye'de. Dolayısıyla hayat şartları zorlaşırken, istihdam azalırken konut satışlarının böyle şaha kalkmasını zaten beklememek lazım. Yani kredi faizlerinin düşmesiyle cesaretlenen bir durumumuz olamazdı zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hocam dün çok güzel bir cümle kurdunuz. İş imkanı sağlanıyor ancak işsizlik rakamları o kadar yüksek ki yetmiyor istihdamdan bahsederken. Bu kurduğunuz cümle çok önemliydi. Bununla da ilgili bir izleyicimiz bir soru yöneltti. Hemen o soruyu da karşıma alıyorum. Evet, öncelikle ağzınıza sağlık hocam demiş kendisi. İsmini belirtmemizi istemiyor. Bununla birlikte şöyle özetlersem soruyu. Hocam sadece sanayi ağırlıklı konuştuk. Peki diyor iletişim sektöründe de biz iş bulmakta zorluk çekiyoruz diyor. Doğru. Burada da siz muhasebe ve finans arasındaki farkı anlatırken hatırlarsanız kurumsal iletişimle halkla ilişkiler arasındaki farkı ben söylemiştim. Satışla pazarlamayı birbirine evet. Karıştırırlar. Yönelterek bir soru geldi. Yani kurumlarda çalışmak isteyip de departmanlarda doğru yerde de bir de o var. Doğru işe girebilmek de çok önemli. Bununla ilgili size bir soru yönelmiş. Şimdi çarpıklık sadece sanayide değil. Yani ticaretin her kesiminde var dediğim gibi. Bir örnek vereyim. Bir arkadaşımın, çok sevdiğim bir arkadaşımın bir restoranı vardı. Anadolu yakasında ve çok güzel bir restoran. Sürekli gidiyor. Artık bir klasik haline geldi. Sonra bana dedi ki ben 4-5 tane şube açmak istiyorum. Dedim okey.
Ama sana bir sorum var. O şubelerde dedim, buradaki kadar iyi şef ve buradaki kadar herkesle iyi geçinen, güler yüzlü garson arkadaş bulabilecek misin? Çok net. Bak, çok dedi, önemli. Bak dedi, iyi soru dedi. Aynı hizmet. Çünkü genişlemenin sancıları büyüktür. Hı hı. Genişlemek bir sancıdır. Genişlediğiniz zaman eğer ki şubelerinizden bir tanesinde çok büyük bir olumsuzluk olursa ana şirketinize doğrudan yansır bu. Dolayısıyla franchise hizmetlerinin de tehlikesi budur. Franchise'ı verirseniz, standartları koyarsınız ama o standartları uyup uyumadığını sürekli denetlemezseniz sizin isminizle sizi kirletirler bir anda. Hı hı. Şimdi dolayısıyla böyle on binlerce kişinin çalıştığı müesseselerde kontrolü sağlamak merkezden olamaz. Her bir birime kendi inisiyatif ve sorumluluğunu verip o sorumluluk üzerinden kontrol etmeniz lazım. Binlerce kişinin çalıştığı kuruma hala patron zihniyetiyle, patron kafasıyla hükmetmeye kalkarsanız size öyle bir oyun oynarlar ki altınızdan halıyı çat diye çekiverirler. Başarısız oluyorsunuz. Dolayısıyla beraber çalıştığınız insanlara güveneceksiniz. Ona göre insan alacaksınız. Bu arada olağanüstü kişileri şirkete alıp olağan işler çıkaracaksanız hiç yapmayın daha iyi. Önemli olan olağan kişileri, sokakta rastladığınız eğitimi düzgün olan kişileri alıp onlarla beraber olağanüstü işler çıkarmaktır. Biz akıllı insanları çağırıp onlara akıl öğretmeye çalışan insanlarız. Büyük şirketlerde yeni giren gençlere 2 hafta şirket dolaştırılıyor. Sonra soruyorlar, ne gördün diye. Nasıl buldun? Sana göre bazı aksaklıklar var mı? Bizde öyle olur mu? Bizde patron kızar. CEO der ki, kardeşim sen benden daha iyi mi bileceksin der. Bazı insanlar der ki, ben hafta sonu falanca konuya iyi çalıştım. 2 de prezentasyon hazırladım. Hepinizden iyi biliyorum diye iddiayla ortaya çıkar. Böyle yani üst düzey yöneticilerdeki ego Türkiye'de korkunçtur. Yani olmayanı olduracaklarını falan zannederler. Olmuyorsa oldururuz derler. O yüzden kıymetli seyircimizin dediği doğru. Biz dediğim gibi akıllı insanlara akıl öğretmeye çalışan, onlardan akıl alacağımıza, onlara ders vermeye çalışan insanlardır. Ancak cahiller ders verir. Eğitimliler öğrenmeye çalışır. Bu kadar basit. O yüzden sakın ha zannetmeyin o koca koca şirketlerin başında dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olup da geldiler diye sizleri çok iyi yöneteceklerini falan zannetmeyin. Eğitim yani öğretim konunun bir boyutu sadece. Ama sek ve idare tecrübe ister, basiret ister, ahlak ister. En önemlisi. Bir yerde oturmak için veya bir yere oturmayı kendine hak görerek fenalık yapmaya çalışan insanlarla da asla çalışmayın. Değil mi? Koca koca holdinglerin veliahtları dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olup geliyor, ortaya çıkardıkları sonuçlara bakın siz. Ve finansal yeniden yapılandırma çerçeve sözleşmesi sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle ortaya çıkmadı. Basiretsiz yönettiler de ondan çıktı ortaya. Soruyorum. Arkadaşlar diyorum, adamın aktif büyüklüğünden ve cirosundan da büyük. Krediyi nasıl verdiniz? Herkes veriyordu diyor. Öbür tarafa dönüyorum. Ya arkadaş sen cirondan da büyük. Hem de zarardayken. Cirondan büyük krediyi nasıl aldın? Ya verdiler aldık diyor. Basiret mi bu şimdi? Yani dolayısıyla o gözünüzde büyüttüğünüz koca koca büyük holdingler vesaireler öyle çarpıcı sıra dışı marifetli işler çıkaramazlar. Kendileri zaten kendi kendilerine girdikleri işten çıkmaya çalışıyorlar. Benden size tavsiye, öyle kurumsal, böyle ismine bakıp kurumsal zannetmeyin her yeri. Gerçekten firmasını bir orkestra şefi gibi sevgi ve bilgiyi paylaşarak, beraber çalıştıklarını omuz omuza hissederek, sek ve idarede rütbeye değil, tecrübeye bakarak ilerleyen kişiler varsa onlarla çalışsınlar. Çünkü mutlu olmak bir şey olmaktan çok daha önemli. Bir şey olunca mutlu olmuyorsunuz. Mutlu olmak çok önemli. 2 oğluma da aynı şeyi söylüyorum. Ne olursan ol kardeşim.
Mutlu ol. Mutlu ol. Tabii. Bu kadar. Hocam izleyicimiz Fatih Seven. Emre Hocam, ekonomi dışında da verdiğiniz hayat dersleri çok kıymetli. Severek takip ediyoruz. Emekleriniz için teşekkürler. Sağ ol. Tecrübemi yansıtmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Diyelim ve IMF'ye geri dönelim. Çünkü süremiz doluyor. Tamam. Süremizi de verimli kullanmak amacıyla. Hocam biraz önce çok değişik cümleler kullandınız. Evet. IMF ile ilgili. Çala kalem yazıyorlar dedim. Dediniz ki... Ya bizim mesela YEP'e kızıyorlar. Ya YEP'in içerisinde böyle tuhaflıklar. Bak IMF'nin içinde neler var orada. Peki hocam yani. Bu rakamları neye göre Nisan ayında açıkladılar o zaman? Şimdi siz bana da hep anlatırsınız çünkü Nazlı enflasyonu şu 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 böyle alt alta yazacaksın aylık olarak. Doğru. Geçen yılı böyle alacaksın. Excel tablosuna koy. Bak bir de şu anki mevcut durumu da göz önüne alarak kendin bir öngörüde bulun diyorsunuz ve hemen bir sonraki ayın enflasyon oranını az buçuk da olsa tahmin edebiliyoruz, önümüze geliyor. Biz bile bunu kendi oturduğumuz yerden bu şekilde yapabiliyorsak, hocam IMF'den bahsediyoruz. Nisan ayıyla bu dün açıklanan, dün verilen ki toplantıdaki kararlar arasındaki fark neden bu kadar büyük? Anlatayım. Dünyanın en iyi üniversitelerinden üst sırada mezun olanlar dünyanın en iyi finans kuruluşlarına giderler. İkinci sırada mezun olanlar İşte iletişim, miletişim veyahut da ne bileyim bu sanayi devlerine giderler. Hasbelkader mezun olanların çoğu IMF'de falan filan çalışır. İyi üniversitedir diye alırlar. Çok yüksek not ortalaması sağlayanlar gidip IMF gibi bir yerde çalışmaz zaten. O yüzden yani buradaki insanları etten kemikten olduğunu bilin. Bunlar da hata yapar ve çok hata yaptılar. Türkiye'yi 2001 krizine sokan Stanley Fisher'dır mesela. Evet. Sürüklenen kur veya sabit kur uygulaması istedi. Babam da rahmetli Danny Rodrick gelmişti ondan evvel. Danny Rodrick hoca dedi ki Türkiye'nin sabit kura geçmesi lazım dedi. İstanbul Ticaret Odası meclis salonundaydık. Babam dedi ki cari açığı cebinden ödersen neden olmasın diye espri yaptı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani bazı insanlar Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerinden bir haber olarak tuhaf önerilerde bulundular. İyi hocalarımız da vardı bunun içerisinde. Hı hı. Bunu destekleyen hocalar sonra dediler ki, meşhur bir üçlü vardı. Cari açık finanse edildiği sürece sorun yok. Ne demek bu ya? Dışarıda yağmur yağıyorsa şemsiye al gibi bir şey. Ya finanse edildiği sürece zaten sorun yok. Cari açık borç değil ki. Cari açık bir akım şeması, bir nakit akım şeması. Bir şekilde finanse ediliyor zaten. Peki bizi rahatsız eden ne? Ne şekilde finanse edildi? Dolayısıyla IMF'nin öğütleriyle Türkiye çok ciddi bir kriz yaşadı. Tarihin en büyük krizini yaşadı. Kaç tane banka devroldu? Tabii onlarda da basiretsizlik var ama o ayrı mesele. IMF'nin ipiyle kuyuya indiniz mi? Sonuç bu olur. Şimdi anladınız mı? Anladım. Şimdi gençlerin tabii hafızası yok. 2001 krizinde lisedeymiş bazıları. Bazıları yurt dışında yüksek lisans falan yapıyormuş. Hatırlamıyorlar. Ben bizatihi hatırlıyorum. Dedim ki sakın bunu yapmayın. Sabit ya da sürüklenen kura geçmeyin. Türkiye'nin dedim çok ciddi bir döviz sıkıntısı var. Bu durumda o standby düzenlemesiyle gelen döviz yetmez bize. Ama anlatamadık ki derdimiz. Türkiye'yi krize soktular. Sonra Kemal Derviş geldi. Normalde yapılması gerekenleri söyledi. Kimse de tanımadığı için Kemal Bey'i. Bir de sert yüzlüydü ondan sonra. Yumuşak yüzü değil de sert bir adamdı aslında. Kimse tanımıyor, ben çok yakından tanıyorum. Sonra işte teker teker yaptı bunları. Yani ekstra bir şey yapmadı. Önüne konan reçeteyi, kendisine verilen reçeteyi uyguladı. Yaptığımız yayınlardan hatırlıyorum. Çok disiplinli biriydi. Disiplinli biriydi ama yani öyle korkunç da bilgi sahibi değildi. Mesela bize bir kere bir hazine ihalesinde sıfır çektirtti. Çünkü hazine ihalesinde daha kaynaktan stopaj koymaya falan filan kalktı böyle. Stopaj ekleyerek ihale yapmaya çalıştı. Dedim efendim olmaz bu diye. Yok ben yapacağım çok güzel olacak dedi. Sıfır çektik. Allah'tan o sırada Kemal Bey'in reputasyonu çok yukarıdaydı da o rezaleti biz çabucak atlattık. Hemen yeni bir ihale yaptık. Eski sisteme falan geri döndük. Yani ekonomiyle alakalı derin bilgi sahibi olan bir insan böyle hatalar yapmaz. Ama Kemal Bey üzerine düşen vazifeyi yaptı. Ekonomiyi belli bir seviyeye getirdi. Şimdi ve AK Parti iktidarı da o reçeteyi devam ettirdi uzun bir süre. Yani şimdi
IMF ile beraber Stanley Fisher ile özellikle altını çizerek söylüyorum. Türkiye çok ciddi bir ekonomik krize girmişti. Sonra Stanley Fisher 2007-2008 yılında IMF'deki görevlilerle beraber yazdığı bir makalede bunu itiraf etti. Ama Türkiye'nin ismini geçirerekti. İşte bu şartlara sahip ülkelerde sürüklenen kuru ya da sabit kuru önermek büyük yanlışlara yol açabilirdi. Üstümüzde denedi yani işi. Dolayısıyla IMF ile ilgili söylediklerimde şunu diyorum. IMF'nin yavaş yavaş misyonu bitiyor. Dünya Bankası IMF'ye göre çok daha saygın bir kuruluş oldu. En azından hayır hasenat işliyor. Fakir fukara için yapılan projelere para veriyor. Sulama kanallarından tutun da dünyanın iyileşmesi adına çevre projelerine EBRD üzerinden falan kredi sağlıyor. IFC özür dilerim EBRD değil. IFC üzerinden. Dünya Bankası IMF'ye göre çok daha saygın bir kuruluş oldu. En azından teknik kişiler çok daha kapasiteli. Mesela bugün iyi bir üniversiteden mezun olan bir kişiye IMF'de mi çalışırsın? Dünya Bankası'nda mı dese? Kafadan Dünya Bankası der. Ne yapacak IMF'de çünkü? Müfettişlik yapacak. Niye yapsın ki çocuk orada o kadar iyi kız ya da erkek çalışmış, didinmiş, yüksek notlar almış. Bunu daha faydalı yerde kullanmak isteyecektim. Niye gitsin IMF'de çalışsın? Konuyu görüyorsunuz zaten. Böyle büyük hata yapılır mı ya? %-2,5 nere? %0,2 nere? Yani dolayısıyla enflasyon tahmini de bu sene için de hatalı. Yani en baştaki hatalıydı, bu da hatalı. Dolayısıyla gözümüzde büyütüyoruz. Türk'ün en büyük özelliği Ebu Müslim Horasani'nin söylediği şeyle paralel. Ebu Müslim Horasani, bu şu an yaptığımız harekatla da alakalı olarak anlatayım. Abbasiler zamanında İranlı bir vali, Horasan valisi, zaten isminden anladınız. Abbasiler de İranlılardan çok hoşlanmazmış. Ama dedim ya size, bu bölgede ezeli ve ebedi düşman yoktur diye. Ebu Müslim Horasani, Abbasiler birbirine düşünce, bakın ne kadar benzerlik gösteriyor. Aslında tahta en yakın ve en çok layık olan kişiye destek vermek için ordu kuruyor ve ona muhalefet eden kişiyi yeniyor. Fakat her yerde olduğu gibi teşekkür edeceklerine vefa göstermeyip ona kötülük yapıyorlar. Ve sonunda öldürüyorlar. Rivayet olur ki bir şiir yazmış. Şiiri okuyorum. Öyle dostlar gördüm ki, pardon, öyle liderler gördüm ki, dostlar nasıl olsa bizdendir deyip uzak tuttular. Düşmanlar dost olsun diye didindiler durdular. Düşmanlar dost olmadı ama sonunda dostlar düşman oldu. Her ikisi birleşince yenilmek mukadder oldu demiş. Bizim coğrafyanın rahatsızlığı bu. Dostlarımızı nasıl olsa bizim yanımızda deyip ihmal etmek, düşmanları dost edinmeye çalışmak, böylelikle dostları küstürmek ve her ikisini de üzerimize salıp yenilmek. Orta Doğu'nun, Akdeniz çanağının en büyük hastalıkları. Dolayısıyla Ebu Müslim Horasani'nin bu yazdığı şiirden cesaret alarak şunu demek lazım ki, bizim kendi kendimize yetecek insan kaynağımız, zekamız var. Eğitim zayıf, eğitimi güçlendirmek lazım. Eloğlu'nun dediği yanlışları görüyorsunuz. Yaptıkları hatalar, hesaplama hataları, bilerek ya da bilmeyerek, bunları da görüyorsunuz. Kendinize güvenin, başınızı dik tutun. Dik başlı olmayın, hatamız o. Dik başlı olmakla başı dik olmayı birbirine karıştırıyoruz. Başı dik olan insan, yaptığından emin olan insandır. Ahlaklı, namuslu, dürüst iş yapmış, kimseye borcu olmayan, birisi gözünün içine baktığı zaman gözünü devirmeyen, zaten kötü bir şey yapsa böyle devirirsin. Evet. Gözünü devirmeyen insan demektir. Biz şunu bilmeliyiz ki başımız dik olacak ama dik başlı olmayacağız. Dik başlı olmak iyi bir şey değil. IMF'nin yaptığı rapor da bize gösteriyor ki kimseyi gözümüzde büyütmeyelim. Ne kadar büyük hatalar yapıyorlar, ne kadar köklü kuruluşlar, değil mi? Biz onlardan olmayalım. Böyle bir rapor açıklandığı zaman hemen böyle tek gerçekmiş gibi sarılmayalım.
birkaç taraftan inceleyelim. Benim iktisatçı olarak farkım bu. Ben dogmalara inanmam. İktisat bilimi gibi çok alternatif bir yerde bu budur, şu şudur demem. Bunun doğrusu budur, başka da doğru yoktur diyemem. Çünkü her yeni fikrin eski fikri sinirlendirdiğini çok iyi bilirim. Yeni fikirler gelir, eski fikirlerin yanlışlığını kanıtlar. Çok net konuşuyorum. Dolayısıyla IMF raporuymuş, OECD raporuymuş. Oradaki kıymetli meslektaşlarımı tabii ki saygı duyuyorum. Ama onların bana gönderdiği şeyi kutsal kitapmış gibi okumam. Nerede hata yaptıklarını da bakarım. E buldum zaten. Nisan ayındaki rapor açıklandığı zaman ben söyledim her yere. Yanlış dedim bu. Bütün öngörüler yanlış. E nitekim dediğim çıktı. Prestiji kazanmak korumaktan daha kolaydır derler ya hocam. Öyle. Prestijli kurum ama yani bizim de sürekli olarak böyle bir boynu bükük halimiz var. Her şeye razı. Onu da bırakalım. Yani dik başlı oluyoruz. Ya arkadaş, kafa kaldırıp itiraz edeceğin şeyleri yanlış tespit ediyorsun. Senin itiraz edeceğin şeyler bunlar. Sen benim söylediğim doğrulara itiraz ediyorsun, bunlara itiraz etmiyorsun. Hanginiz kalktı buna itiraz etti? Bana bir kişi söylesin IMF raporuna itiraz ettim diye. IMF raporu Nisan'da açıkladı ve ben itiraz ettim, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum diyen kaç kişi var? E yok. E niye bana kızıyorsunuz ya? Gidin onlara kızın şimdi. Ben bunları söylediğimde bana şiddetle itiraz eden sen onlardan iyi mi bileceksin? Ama yani bunları biz yaşadık. Ben dedim ki bunlar olmaz, bu rakamlar abartı ve yanlış, olumsuz. E niye? Çünkü ben ekonomiyi, kendi ekonomimi onlara göre daha yakından takip ediyorum. Bize gelseler, sorsalar böyle olmazdı. Eski raporlar böyle değildi. Ben timdeyken, timin genel sekreteriyken heyet gelirdi, bize gösterirdi. Biz derdik bunlar çok abartılı, bunlar yanlış, böyle olacak diye ve güzel raporlar çıkardı o zaman. E şimdi demek kimseye danışmadan yapıyorlar. Hocam süremiz neredeyse bitti. Bugün sizinle bu hafta yapacağımız son yayın. O yüzden şöyle kısaca bu üç günü sizden alabilirsek bir değerlendirmesini ve haftayı nasıl kaparızı şimdiden, gerçi çok erken söylemek ama. Hemen söyleyeyim. Şimdi bu bir iki hafta daha devam eder. Mike Pence'in seyahati tabii Türkiye ziyareti çok önemli. O yüzden hafta başından başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ordusunun milyonların, yani sadece burada değil, Avrupa'daki milyonların da canını kurtarmak için yaptığı bu harekatın sonuna kadar gideceğini biz anlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı demeçlerinden bunu anlıyoruz. Rusya, İran kafamızı karıştıracak işler yapmaya çalışıyorlar ama bence bütün bu atılan adımları Ankara önceden biliyordu. O yüzden Mike Pence'in seyahatinden ne sonuç çıkacak ona bakalım. Ve ben yarın itibariyle Atina'da olacağım bir konferansta. Evet. Eğer ki lazım olursa, çok ani bir gelişme olursa, ne zaman istiyorsanız biz buradan bağlanır, sizinle Skype'tan zaten yüz yüze konuşuruz. Ama şu an heyecanlanacak bir şey yok. Zaten manzarayı görüyorsunuz. Öyle para ve sermaye piyasalarında öyle ağım şahım bir hareket yok. Dolar'da dediğiniz gibi düşüşte, 5.89'a kadar geriledi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi eğer acil ve önemli bir konu olursa sizi tabii ki de rahatsız ediyor olacağım. Ondan hiç şüpheniz olmasın hocam. Değerli izleyiciler, Parasa'nın ilk bölümünü bitirdik efendim. Saat 15.30'da görüşmek üzere. Doğru, tarafsız, hızlı, kaliteli haberler. Spordan siyasete, ekonomiden magazine en güncel konular. Gündemdeki isimler, son dakika gelişmeleri...